İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransız milletvekili Bakü'nün Arsak'ta cihatçıları kullandığını hatırlattı. Anıt gözlemi. Dativank ve Gansasar çevresindeki tarihin çarpıtılması. Lusik Agulet'in ev müzesi. Yerevan'ın gizli kültür cenneti. İran Cumhurbaşkanı Bakü'yü bölgede yabancı devletler için bir platform Oluşturmanın sonuçları konusunda uyardı. Sonbaharın gelişiyle birlikte Sarıkamış bölgesinin doğası farklı renklere büründü. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına başvuru. Arsakta işlenen suçlara ilişkin gerçeklerin araştırılmasının başlatılması. Aznavur'un Şars'ın Gözüyle Hayat kitabının Ermenice versiyonu tanıtıldı. Bakü COP29 adlı verilen benzeri görülmemiş bir sahtekarlık dalgasına hazırlanıyor. Fransa Ulusal Meclisi'nin Fransa Doğu Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu'nun başkanı Anne Laurence Petel, sosyal ağlarda bu konu hakkında şunları yazdı. Gerçek, Bakü benzin ve gaz devletidir. İnsan haklarına karşı bir diktatörlüktür. 2020 yılında Arsak'ta cihatçılar ve fosfor bombaları kullanıldı. Batı Ermenistan bu doğrulara değer vermektedir. Monument Watch uyarıyor. Tarih çarpıcısı Rizvan Hüseynov geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Arsak'ı ziyaret ederek Ermenilerin Gantasar, Amaras ve Dadibank manastırlarının tarihi görünümünü bozduğu iddiasıyla Ermeniler aleyhinde propaganda yapmıştı. Elbette bu tez yeni değil ve son birkaç yıldır Azerbaycan medyasında da duyuruluyor. Eylül 2024'te Hüseyinov söz konusu manastırları hasar görmüş Ermeni anıtları olarak sundu. Özellikle Ganzasar konusunda son yüzyılda kilise kayıtlarının tahrip edildiğini iddia ederek gerçekler ve 19. yüzyıl fotoğrafları bunun aksini kanıtlıyor. Dadivak'la ilgili olarak ise Katolik Kilisesi'nin inşaat kayıtlarını sorgulayan Hüseyinov bunların da sahte olduğunu söyledi. Ancak Sovyet yıllarında yapılan araştırmalarında aralarında bulunduğu belgeler kiliselerin Ermeni olduğunu gösteriyor. UNESCO'nun kültürel miras ilkelerini ihlal eden bu tahrifatlar Ermeni kiliselerinin agvanlılaştırılması ve Ermeni mirasının yok edilmesini amaçlamaktadır. Lahay Mahkemesi zaten Ermeni kültürel değerlerine saygısızlığı yasaklamıştı ancak Azerbaycan'da bu suçlar devam ediyor. Doğu Ermenistan'ın başkenti Yerevan'ın altın sonbaharı sırasında başkentte hareketlilik yaşanıyor. Ev müzeleri Yerevan'ın incileridir. Rusik Aguletsi soyadını doğduğu yerden almıştır. Bugün Azerbaycanlıların yaşadığı Nahçıvan Özerk bölgesinde yer alan Tarihi Agulis şehri Geçmişte mimari anıtları, müzik gelenekleri ve tanınmış kişileriyle ünlüydü ve önde gelen Ermeni yerleşim yerlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Lusik Aguletsi 31 Mayıs 1946'da Nahçıvan'ın Verin Agulis köyünde 1919 yılında Türk Azerbaycanlılar tarafından gerçekleştirilen Agulis katliamından sonra orada yaşayan son Ermeni olan Harut Ünyanların ailesinde doğdu atalarından gelen geleneği sürdüren Lusik Akuleti hayatı boyunca takılar, objeler, kıyafetler, mobilyalar ve hatta etnografik değeri olan gerçek bebekleri toplayarak kültürel mirasın kralçesi oldu. Heykel tıraş eşi Yuri Samvelyan ile birlikte bu müzeyi hayattayken oluşturmaya başladılar. Etnografya Müzesi sunduğu benzersiz atölyelerle diğerlerinden ayrılıyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik kete, kapama, dolma, hurjin, mışoş gibi ulusal yemeklerinin hazırlanmasına ilişkin farklı formatlarda atölye çalışmaları düzenleniyor. Boncuklarla hayat ağacı örmek, çömlekçilik, halı dokuma, oyunlarla yapılan ritüeller de büyük ilgiyi görüyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bakü Başbakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede hiçbir ülkenin egemenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtirken, bölgede yabancılar tarafından platform oluşturulmasının korkunç sonuçları konusunda uyardı. Armen Presin haberine göre, Tasnim Haber Ajansı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Bezeşkiyanın Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Tahran'da yaptığı görüşmede bölgedeki yabancı ülkeler için bir platform oluşturmanın İran'ın çıkarına olmayacağını belirttiğini ifade etti. Bezeşkiyan, işbirliği yaparak güvenliği sağlayabileceğimize ve sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyorum. Bu, İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin her zaman uyguladığımız temel politikasıdır diye ekledi. Batı Ermenistan'ın en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış bölgesinde sonbaharın gelmesiyle doğa farklı renklere büründü. Sarıkamış ormanları sarı, yeşil ve kırmızımsı kabakların, şimşir ağaçlarının ve yabani meyve ağaçlarının göz kamaştıran görüntülerini oluşturdu. Ayrıca ilçe merkezinde bazı evlerin avlularında bulunan sonbaharın son renklerini sergileyen yabani meyve ağaçları da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan amatör fotoğrafçı Enes Yılmaz sonbaharda fotoğraf çekmekten keyif aldıklarını belirterek şöyle konuştu. Sarıkamış'ta sonbahar gerçekten çok güzel, çok beğendim. Biz amatör fotoğrafçılar bu renklerin uyumunu fotoğraflamak için geldik ve çok güzel kareler elde ettik. Fotoğrafçılara bu anları kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Arçak vatandaşları ve diğer ilgili kişiler Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını Arçak'ta işlenen suçların gerçeklerine ilişkin bir soruşturma başlatmaya çağırıyor. Çağrı change.org'da yayınlandı. Suçların boyutu ve ciddiyeti göz önüne alındığında Arsak'ta savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren eylemlerin işlendiğine inanmak için iyi nedenler var. Akbağ desteğiyle Nivmak ve Aznavur Vakfı Büyük Ermeni Şarl Aznavur'un Şarlı'nın gözünde hayat kitabının Ermenice versiyonunu Ermeni okuyuculara sundu. Kitapta ustanın nadide fotoğraflara eşliğinde yüzlerce röportaj ve özgün eserden alıntılar yer alıyor. Sanırım özellikle zor anlarda Aznavur'un ve sesinin yokluğunu hepimiz hissediyoruz. Çünkü o anlarda o hep yanımızda ve Ermenistan'daydı. Umuyorum ki özellikle gençler kitabı okuyunca Aznavur'un bıraktığı değerleri tanıyacak ve kendileri de öğrenecekler. Aznavur'un kendisi bu kitabı ilgiyle okuyacağına eminim dedi. Charles Aznavur'un oğlu Nikolas Aznavur. Herhangi bir proje ortakların yardımıyla mümkün olur. Aznavur Vakfı Pazarlama ve İletişim Departmanı Müdürü Datavik Hazaryan şöyle konuştu. Herhangi bir proje ortakların yardımıyla mümkün olur. Bu kitabın tek ortağı Akba Lizing'dir. Genel olarak Akba, Aznavur'un düz yazı eserleri tercüme edilirken bile yıllardır Şarl Aznavur'un eserlerinin yanında yer aldı ve bu kitapta bir istisna değil, dedi. Ünlü Ermeni Şarl Aznavur'un kitaplarının Newmark tarafından basılan tüm baskıları Akba finans gruplarından herhangi biri olan Akba Bank, Akba Leasing ve Amundi Akba'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.